Kitabımızın adı Karar Anı. Yazar Yonah Lehrer. Yayın evi Ayrıntı Yayınları. Çeviri Ferit Burak Aydar. Beşinci bölüm. Düşüncelere boğulmak. VAKDOÇ, televizyon odak grupları ve 232 sefer sayılı uçak. Tüm bunlardan çıkarılacak ders, biraz akılcı düşüncenin günü kurtarabileceği yönündedir. Bu tür durumlarda prefrontal korteks yaratıcı cevaplar üretmek, kişiyi doğru kararı almaya götüren içgörü parıltısını yaratmak konusunda eşsiz bir tasarıma sahiptir. Bu tür hikayeler, yaygın bir varsayım olan daha fazla düşünmenin her zaman daha iyi olduğu görüşüne gayet uygundur. Genel olarak bir şeyi dikkatlice incelemenin daha iyi sonuçlara yol açtığına inanırız. Zira bu şekilde dikkatsizlik ürünü hatalardan kaçınırız. Tüketiciler, en iyi ürünleri alabilmek için mutlaka farklı mağazalardaki fiyatları karşılaştırmalıdır. Hisse senedine yatırım yapmadan önce o şirket hakkında olabildiğince bilgi sahibi olmak gerekir. Testler pahalı ve invaziv olsa bile doktorların teşhisten önce sayısız test yaptırmasını bekleriz. Başka bir deyişle, insanlar akılcı düşünmenin sonucu olan bir kararın itkisel bir karardan her zaman daha iyi olduğuna inanırlar. İşte bu nedenle bir kitap kapağına bakarak değerlendirmemek ya da ilk buluşmada evlenme teklifinde bulunmamak gerekir. Şüpheye düştüğümüzde dikkatli bir çözümleme yapmaya ve prefrontal korteksin akılcı devrelerine başvurmaya çalışırız. Aklın gücüne olan bu inancı anlamak kolaydır. Platon'dan bu yana kusursuz derecede akılcı bir dünyanın kusursuz bir dünya, istatistiki denklemler ve ampirik kanıtlarla yönetilen bir Shangri-La olacağı öğretildi. Böyle bir dünyada insanlar kredi kartı borcuna girmeyecek ya da yüksek risk faizli krediler almayacak, peşin hükümler ya da ön yargılar olmayacak, yalnızca çıplak, katı gerçekler olacaktır. Filozofların ve iktisatçıların hayal ettikleri ütopya budur. Fakat bu yeni karar alma bilimi, beynin maddi ayrıntılarına kök salmış bir bilim, verilen geleneksel bilgelikle çeliştiği anlaşıldığında oldukça ilginç bir niteliğe bürünmektedir. Antik çağdan kalma varsayımların esas niteliği ortaya çıkmaktadır. Varsayım, sadece varsayım. Sınanmış teoriler, kanıtlanmamış spekülasyonlar. Platon neticede deneyler yapmamıştı. Akılcı beynin her sorunu çözmeyeceğini ya da prefrontal korteksin ciddi kısıtlıkları olduğunu bilme olanağı yoktu. Beynin gerçekliği bize şunu gösteriyor. Bazen akılcılık bizi yoldan çıkarabilir. Opera yıldızı Rainy Fleming açısından aksiliğin ilk işareti Mozart'ın Figaro'nun düğünü eserinin Chicago'da lirik operadaki icralarından biri sırasında ortaya çıkmıştı. Fleming, 3. perdede yer alan ve tüm operanın en sevilen parçalarından biri olan Dove Sonu aryasını söylüyordu. Fleming ilk başta Mozart'ın bu dokunaklı melodisini her zamanki gibi kusursuz bir şekilde söylüyordu. Tiz notaları rahatça seslendirmiş, bir yandan sesiyle duygu yoğunluğunu yakalarken diğer yandan yaklaşan ses perdesini korumayı bilmişti. Çoğu soprano Mozart'ın Posaccio'da ses renginin değiştiği tonlar arasındaki zor bölüm, beste yapma eğilimi nedeniyle sıkıntı yaşar. Ama Fleming yaşamaz. Önceki gece sahnedeki icrasıyla uzun süre ayakta alkışlanmıştı. Ama sonra tam aryanın en zor kısmına, dalgalanan notaların bir crescendo'ya ulaştığı, şarkıcının sesinin kemanları tekrarlaması gereken kısma yaklaşırken Fleming birdenbire kendinden şüphe ettiğini hissetti. Birazdan bir hata yapacağını düşünmekten kendini alamıyordu. Sonradan anılarında "beni beklemediğim bir anda yakaladı" diye yazar. Bu arya hiçbir zaman kolay bir parça olmamıştı. Ama bu konuda muazzam bir deneyime sahip olduğum da bir gerçekti. Gerçekten de Fleming bu parçayı daha önce yüzlerce kez seslendirmişti. Opera alanındaki ilk büyük çıkışını ondan 10 yılı aşkın bir süre önce Houston Operası'nda Kostes rolüyle gerçekleştirmişti. Kontes'in mutluluğunu kaydetme nedenini sorguladığı trajik Dove Sonu aryası, Fleming'in ilk albümünde yer almış ve repertuarının ayrılmaz parçalarından biri olmuştu. Fleming tabiriyle bu parça onun alameti barikasıydı. Oysa şimdi nefes almakta bile zorlanıyordu. Diyaframının sıkıştığını, sesinin boğulduğunu hissediyordu. Boğazı daralmış ve nabzı hızlı atmaya başlamıştı. Fleming şarkıyı sonuna kadar zar zor okumuş,
Her bulduğu anda nefes alıp vermiş olsa da her şeye rağmen yine de ayakta alkışlanmıştı, derinden sarsılmıştı. Fleming özgüvenine ne olmuştu? Neden en gözde Arya'sını seslendirirken birdenbire de gerilmişti? Çok geçmeden Fleming'in bu soruları kronikleşti. Eskiden ikinci sınıf gördüğü şarkıları bile söyleyemez hale geldi. Her icra, endişe ve kafasında ona hata yapmamasını söyleyen monoloğa karşı verilen bir mücadeleye dönüştü. İçimdeki çok olumsuz bir ses beni esir almıştı, diye yazıyor Fleming. Kulağımdaki o küçük geveze, aman şunu yapma, aman bunu etme, aha nefesin daraldı, aha dilin geri çekildi, bak damağın aşağı indi, omuzlarını gevşet, diyordu. Sonunda durum o kadar kötüleşti ki Fleming o parayı tümüyle bırakmaya karar verdi. Dünyadaki en yetenekli şarkıcılardan biriydi ama artık şarkı söyleyemiyordu. Şarkıcılar bu tür aksaklıklara boğulma adını veriyorlar. Zira bu denli baskının esiri olan bir insan oksijen de alamayabilir. Boğulmayı böyle hastalıklı derecede ilginç kılan şey, şarkıcının iş görmez hale gelmesinin yegane nedeninin kendi düşünceleri olmasıdır. Örneğin, Mozart'ın tiz notalarını söylemek Fleming'i o kadar kaygılandırıyordu ki sonunda başarısız olmuştu. Doğru teknik konusunda kendi içinde yaptığı tartışma sesinin tutukluk yapmasına neden olmuş ve Fleming açısından gerekli hız ve hünerlerde şarkı söylemek olanaksız hale gelmişti. Zihni kendi kendini sabote ediyordu. Boğulmanın nedeni nedir? Muğlak bir başarısızlık kategorisi, hatta bir aşırı duygu örneği olarak görülebilse de boğulmayı tetikleyen aslında özgül bir zihinsel hatadır. Çok fazla düşünmek. Olaylar silsilesi genelde şöyledir. Bir insan şarkı söyleme konusunda endişeye kapıldığında öz bilinçli doğal olarak aşırı derecede artar. Kendine odaklanmaya başlar ve herhangi bir hata yapmamak için yoğun çaba harcar. Önce en iyi otomatik pilotta en iyi yapılan hareketleri inceler. Fleming, şarkıcılığın yalnızca ilk başladığı günlerde düşündüğü yönleri hakkında düşünmeye başlamıştı. Örneğin, farklı ses tonlarında dilin nereye yerleştirileceğine ve ağzını hangi şekle sokacağına kafa yoruyordu. Bu düşünme tarzı bir şarkıcı için ölümcül olabilir. Opera şarkıcısı nasıl şarkı söylendiğini unutur. Atıcı, kendi hareketine çok fazla odaklanır ve hızlı topun kontrolünü kaybeder. Oyuncu söyleyeceği sözleri unutur ve sahnenin ortasında öyle kala kalır. Bu örneklerin hepsinde de icranın doğal akışkanlığı kaybolur. Yeteneğin zarafeti gider. Spor tarihindeki en meşhur boğulmalardan birini düşünelim. 1999 British Open'da John van der Velde'nin son delikteki başarısızlığı. Turnuvada o ana kadar van der Velde neredeyse kusursuz bir oyun çıkarmıştı. 18. deliğe geldiğinde 3 vuruşluk bir üstünlüğe sahipti. Yani çift hata fazladan 2 vuruş yapsa bile yine kazanabilirdi. Önceki 2 turda 1 diye yapmıştı. Yani bu delik için ideal vuruş sayısının bir altında vuruş topu deliğe sokmuştu. Şimdi Van de Velde sahadaki tek oyuncuydu. Sonraki birkaç vuruşun hayatını sonsuza dek değiştireceğini, onu PGA'lardan PGA'lara koşan bir oyuncu olmaktan kurtarıp elit bir golfçü mertebesine yükselteceğini biliyordu. Tüm yapması gereken temkinli bir oyun çıkarmaktı. Van de Velde 18. delik için ısınma turlarında gergin görünüyordu. İskoçya'nın sert rüzgarlı günlerinden biriydi. Ama Van der Velde'nin yüzünde boncuk boncuk terler birikmişti. Terini tekrar tekrar sildikten sonra vuruş noktasına gitti. Ayağını ayarladı ve sopasını aniden kaldırıp durdu. Kötü bir vuruş olmuştu. Kalçası bedenin önüne geçmişti ve bu nedenle sopanın ön yüzü topa düzgün vuramamıştı. Van der Velde beyaz topun süzülüşünü izlemiş ve sonra kafasını eğmişti. Topu çok sağa attığından top çim sahanın 18 metre dışına engebeli kısmına gitmişti. Van de Velde bir sonraki vuruşta da aynı hatayı yapmış ama bu sefer topu o kadar uzağa yollamıştı ki top sahadaki kapalı tribünlerden sekmiş ve diz boyundaki çimlerin olduğu bir yerde durmuştu. Üçüncü vuruşu daha da kötüydü. Bu noktada vuruş ritmini o kadar kaybetmişti ki neredeyse topu ıskalamıştı. Topla beraber kalın bir çim parçası da havalanmıştı. Bu nedenle şutu çok kısa düşmüş ve hemen çimlerin önünde suya yuvarlanmıştı. Van de Velde yüzünü ekşitmiş ve sırtını çevirmişti. Sanki kendi çöküşünü izlemeye dayanamıyordu. Ceza atışından sonra hala delikten 55 metre uzaktaydı.
Bir kez daha vuruşu çok zayıftı ve top hiç istemediği bir yere gitti. Kumlu bir çukur. Oradan topu çimlere çıkarmayı başardı ve 7 kötü atıştan sonra turu tamamladı. Ama çok geçti. Van de Velde British Open'ı kaybetmişti. 18. deliğin baskısı Van de Velde'nin felaketi olmuştu. Vuruşunun ayrıntıları üzerine düşünmeye başladığında vuruşu bozulmuştu. Son 7 vuruşta sanki Van de Velde gitmiş, başka bir golfçü gelmişti. Kendine olan güvenini, rahatlığını kaybetmişti. PGA turundaki bir profesyonel gibi oynayacağına, golfe yeni başlamış bir çaylağın ihtiyatlığıyla topa vurmaya başlamıştı. Birdenbire vuruş mekaniği üzerine odaklanır olmuştu. El bileğini burkmadığına ya da kalçalarını dışa çıkarmadığına dikkat ediyordu. Resmen kalabalığın önünde sinmiş, topa vurmayı öğrendiği çocukluk günlerinden bu yana golf sahasında yapmadığı bir şey yaparak vuruşu hakkında açıkça düşünmüştü. Chicago Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Sian Belak, boğulmanın anatomisinin anlaşılmasında önemli katkılar sunmuştur. Belak, kendisine deney paradigması olarak golf sahasında hafifçe topa vurma hareketini seçer. Topa hafifçe vurmak ilk öğrenildiği dönemde çok zor bir iş olarak görünebilir. Üzerine kafa yormayı gerektiren birçok şey vardır. Bir golfçünün sahanın yapısını göz önüne alması, topun izleyeceği hattı hesaplaması ve çimi hissetmesi gerekir. Sonra hafif vurma hareketini izlemesi ve topa düz, yumuşak bir şekilde vurduğundan emin olması gerekir. Deneyimsiz bir oyuncu için golfte topa hafif vuruş adeta kazık bir trigonometri problemi gibi imkansız derecede zor görünür. Fakat zihinsel çaba ödülünü verir. En azından ilk başta. Belak, çaylak vuruşçuların eylemleri hakkında bilinçli şekilde düşündüklerinde daha iyi vuruşlar gerçekleştirdiklerini göstermiştir. Çaylak oyuncu vuruş hakkında ne kadar çok düşünürse topu deliğe sokma ihtimali o kadar yüksektir. Golf oyununa yoğunlaşarak, vuruşun mekaniğine dikkat kesilerek çaylak golfçü çaylak hatalarına düşmekten kurtulabilir. Fakat biraz deneyim her şeyi değiştirir. Bir golfçü topa vurmayı öğrendikten sonra gerekli hareketleri ezberine alınca vuruşu tahlil etmek zaman kaybıdır. Beyin zaten ne yapacağını bilir. Çimin eğimini otomatik olarak hesaplar. En iyi vurma açısını otomatik olarak bulur ve topa ne kadar sert vuracağına otomatik olarak karar verir. Gerçekten de Beylak, deneyimli golfçilerin vuruşları hakkında düşünmeye zorlandıklarında topa çok daha kötü vurduklarını görmüştür. Uzman golfçileri laboratuvarımıza çağırıp vuruşların belli bir kısmına odaklanmalarını söylüyoruz ve anında çuvallıyorlar, diyor Beylak. Belli bir alanda üst düzeyde olan insanlarda yetenekler bir bakıma otomatiğe bağlanır. Yaptığınız işte her adıma dikkat etmeniz gerekmez. Beylak'a göre insanların boğulduklarında olan şey de budur. Beynin davranışlarını izleyen kısmı prefrontal korteks merkezli bir ağ normalde düşünmeden alınan kararlara müdahale etmeye başlar. Yılların titiz emeğinin bir ürünü olarak süzülüp gelmiş olan yetenekleri hiç gereği yokken bir daha tahminde bulunmaya çalışır. Boğulmanın en kötü kısmı genellikle aşağı doğru bir spiral şeklinde olmasıdır. Aksilikler birbirini takip eder ve stresli bir durum daha stresli hale gelir. Van de Velde, British Open'ı kaybettikten sonra kariyeri tepe taklak oldu. 1999'dan beri hiçbir önemli turnuvada ilk 10'a girmeyi başaramadı. Boğulma, çok fazla düşünmenin yol açabileceği zararlı canlı bir örneğidir. Akılcılık yolunu şaşırdığında, yanlış beyin bölgelerine çok fazla bel bağlandığında olacakların bir resmidir. Opera şarkıcıları ve golf oyuncuları için bu tür kasıtlı düşünce süreçleri kasların talimli hareketlerine müdahale eder ve böylece bedenleri kendilerine ihanet eder. Fakat çok fazla düşünme sorunu fiziksel işler yapan insanlarla sınırlı değildir. Stanford'da psikoloji profesörü olan Claude Steil, performans endişesinin standart test puanları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Steil, Stanford'daki ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan geniş bir gruba lisansüstü kayıt sınavından GRE bazı sorular sorup bu sorularla doğuştan gelen zeka yeteneklerinin ölçülebileceğini söylediğinde beyaz öğrencilerin siyah öğrencilerden azımsanacak derecede daha fazla puan aldıklarını gördü. Bu farklılık genellikle başarı farkı diye bilinmektedir. Bir azınlığa mensup öğrencilerin SAT'den IQ testine kadar çok çeşitli standart testlerde genellikle daha düşük puan aldıklarını gösteren verileri destekliyordu.
Fakat Steele, farklı bir grup öğrenciye aynı testi dağıtıp bu kez bunun bir zeka ölçüm testi olmadığını, yalnızca bir hazırlık testi olduğunu söylediğinde siyah öğrencilerle beyaz öğrencilerin puanları hemen hemen aynıydı. Başarı farkı ortadan kalkmıştı. Steele'e göre test puanlarındaki farklılığın nedeni kendi tabiriyle stereotopik tehdidiydi. Siyah öğrencilere zekalarını ölçmek için bir test yapıldığı söylendiğinde bu durum siyahların beyazlar kadar zeki olmadığı gibi çirkin ve yanlış stereotipi akla getirmektedir. Steele deneylerini çan eğrisi yayınlandıktan hemen sonra yapmıştı ama kadınlar arasında güya cinsler arasındaki bilişsel farklılıkları ölçen bir matematik testi yapıldığında ya da beyaz erkekler Asyalıların akademik üstünlüğü hakkında bir stereotiple karşı karşıya bırakıldıklarında da aynı sonuç görülmüştür. Stanford'lu ikinci sınıf öğrencileri olumsuz stereotip merceğinin görülecekleri konusunda o kadar kaygı duyuyorlardı ki kendi yeteneklerinin çok altında puan almışlardı. Stereotip tehdidi sırasında görme eğiliminde olduğunuz şey diyor Steele, dikkatlilik ve öz eleştiridir. Gidip görüşme yaptığınızda stereotip tehditini hissettiklerinde kendi kendilerine "Bak, bu işte dikkatli olacağım, işleri alt üst etmeyeceğim" dedikleri hissine kaplıyorsunuz. Sonra bu stratejiyi benimsemeye karar verdikten sonra rahatlıyor ve teste giriyorlar. Ama standart bir teste başarılı olmanın yolu bu değildir. Bunu ne kadar yaparsanız yapın, size yardımcı olan sezgilerden çabuk işleme o kadar uzaklaşırsınız. İyi yaptıklarını düşünürler ve gerçekten de iyi yapmaya çalışırlar. Ama aslında öyle değildir. Renny Fleming, Jean de Velde ve bu Stanford'lu öğrencilerin sunduğu örnek, akılcı düşüncenin geri tepebileceğini gösteriyor. Akıl, güçlü bir bilişsel alet olmakla birlikte yalnızca prefrontal korteksin düşüncelerine yaslanmak tehlikelidir. Akılcı beyin zihni esir aldığında, insanlar türlü türlü karar alma hataları yapma eğilimi gösterirler. Kötü golf vuruşları yapar, standart testlerde yanlış seçenekleri işaretlerler. Duygularının bilgeliğini, dopamin hücrelerinde saklı olan bilgiyi görmezden gelir ve açıklayabilecekleri şeylere el atmaya başlarlar. Hislerin sorunlu yanlarından biri, doğruyu gösterdiklerinde bile hisleri dile getirmenin zor olmasıdır. En iyi olduğunu hissettiğimiz seçeneği tercih etmek yerine en iyi gibi görünen seçeneğe oynamaya başlarız. Üstelik bu çok kötü bir fikir olsa bile. 1. Consumer Report, Tüketici Raporları dergisi bir ürün test ederken katı kurallara göre hareket eder. Öncelikle dergi kadrosu bir grup uzmanı bir araya getirir. Eğer aile arabaları test edilebiliyorsa otomobil uzmanlarına başvurulur. Eğer hoparlörler test ediliyorsa akustik konusunda uzman kişiler getirtilir. Ardından dergi kadrosu o kategoriyle alakalı tüm ürünleri bir araya getirir ve marka isimlerini gizlemeye çalışır. Bu nedenle genelde epeyce bant harcanır. Dergi nesnesellik peşindedir. 1980'lerin ortalarında Consumer Report çilek reçeli lezzet testi yapmaya karar vermişti. Her zaman olduğu gibi editörlerin hepsi de eğitimli tadım panelistleri olan birkaç gıda uzmanını davet etmişlerdir. Bu uzmanlar görmeden 45 farklı reçel tatmış ve her birine 10 ayrı kategoride tatlılığı, meyveliliği, kıvamı ve ağızda dağılma özelliği gibi puan vermişlerdir. Ardından puanlar toplanmış ve reçeller puanlarına göre sıralanmıştır. Birkaç yıl sonra Virginia Üniversitesi'nde psikolog olan Timothy Wilson bu lezzet testini lisans öğrencileriyle tekrarlamaya karar vermişti. Acaba öğrencilerin tercihiyle uzmanların tercihleri aynı olacak mıydı? Hangi reçellerin en iyi olduğu konusunda herkesin görüşü aynı mıydı? Wilson'ın deneyi basitti. Consumer Report'a göre en lezzetli 1., 11., 24., 32. ve 44. reçelleri almış ve öğrencilerden puan vermelerini istemişti. Üniversite öğrencileriyle uzmanların tercihi genel itibariyle aynıydı. İki grupta Knott's Berry Farm ile Alfa Beta'yı en iyi tada sahip iki reçel olarak görüyor. Fetter Weight markası ise 3. sıraya koyuyordu. Keza en kötü reçellerin Acme ile Sorrel Rice olduğu konusunda da bir mutabakat vardı. Wilson, öğrenciler ile Consumer Report panelistlerinin tercihlerini kıyasladığında aralarındaki istatistiki bağlantının %55 gibi etkileyici bir oran olduğunu buldu.
Reçelleri değerlendirme konusu olduğunda hepimiz doğal uzmanız. Beyinlerimiz bize en fazla hazzı veren ürünleri otomatik olarak bulunmaktadır. Fakat bu Wilson'ın deneyinin yalnızca ilk kısmıydı. Aynı testi farklı bir grup öğrenciyle daha yapmış ama bu kez onlardan neden bir reçel markasını diğerlerine tercih ettiklerini açıklamaları istemişti. Öğrenciler bir yandan reçelleri tadarken diğer yandan da anket sorularını cevaplıyorlardı. Sorular öğrencileri ilk izlenimlerini tahlil etmek, itkisel tercihlerini bilinçli olarak açıklamak zorunda bırakıyordu. Tüm bu fazladan tahlil çabası öğrencilerin reçel konusundaki görüşlerini ciddi bir şekilde çarpıtmıştı. Öğrenciler şimdi Consumer Report'a göre en kötü tada sahip olan Sorrel Wright'ı uzmanların gözde reçeli olan Knott's Berry Farm'a tercih ediyorlardı. Böylece istatistiki bağıntı %11'e düşmüştü. Yani uzmanların tercihleriyle bu içe bakışçı öğrencilerin kanaatleri arasında neredeyse hiçbir bağ yoktu. Wilson, çilek reçeli hakkında çok fazla düşünmenin aslında önem arz etmeyen bir türlü değişken üzerine odaklanmamıza neden olduğunu savunur. Yalnızca içgüdüsel tercihlerimize kulak vermek yerine en iyi reçel en olumlu hislerle ilişkilidir. Akılcı beyinlerimiz bir reçeli diğerine tercih etme nedenlerini arar. Örneğin birisi Acme markasını özellikle ağızda dağılma eğiliminde olduğunu fark edebilir. Ve bu nedenle reçelin ağızda dağılma özelliğiyle ilgilenmezse bile yüksek puan verecektir. Ya da birisi Knott's Berry Farms reçelinin topak topak olduğunu fark edebilir. Öncesinde reçelin kıvamı hakkında hiç düşünmemiş olsa da bu kötü bir şey olarak görünür. Fakat bir reçelin kıvamının topak topak olması bir reçelden hazmetmemek için mantıklı bir neden gibi görünmektedir. Ve bu nedenle tercihlerini bu açıklanamaz mantığı yansıtacak şekilde değiştirirler. İnsanlar kendileriyle konuşa konuşa Acme reçelini Knott's Berry Farm reçelinden daha fazla sevdiklerine ikna olurlar. Bu deney her zaman akılcı beyne bel bağlamanın barındırdığı tehlikeye bir örnek oluşturmaktadır. Gereğinden fazla tahlil diye bir şey vardır. Yanlış zamanda gereğinden fazla düşündüğünüzde gerçek tercihlerinizi değerlendirmek konusunda çok daha iyi olan duygularınızın bilgeliğiyle olan bağlarınızı koparırsınız. Gerçekten ne istediğinizi bilme yeteneğinizi kaybedersiniz ve sonunda en kötü çilek reçelini seçersiniz. Çilek reçeli deneyi Wilson'ın ilgisini çekmişti. Bu deney Batı düşüncesinin temel bileşenlerinden biriyle çelişiyordu. İnsanın kendini dikkatli bir şekilde tahlil etmesi bilgeliğe götürür. Sokrates'in ünlü sözüyle incelenmemiş yaşam yaşamaya değer değildir. Sokrates belli ki çilek reçeli hakkında bir şey bilmiyordu. Ama belki de gıda ürünleri münferittir. Zira insanlar kendi tercihlerini açıklama konusunda kötü olmalarıyla nam salmışlardır. Bu nedenle Wilson başka bir deney daha yapmıştı. Bu sefer üniversite okuyan kadın öğrencilerinden gözde posterlerini seçmelerini istedi. Öğrencilere 5 seçenek sunuldu. Monet'in bir manzara resmi, Van Gogh'un mor leylakları çizdiği bir tablosu ve 3 komik kedi posteri. Tercihlerini yapmadan önce denekler iki gruba ayrıldılar. İlki düşünmeden yanıt veren gruptu. Hepsinde yalnızca resimlere birden 9'a kadar puan vermeleri istendi. İkinci grubun ise daha zor bir görevi vardı. Posterlere puan vermeden önce resimleri neden sevdiklerini ya da sevmedikleri hakkında sorular soruldu. Deneyin sonunda deneklerin hepsi en sevdiği resmi eve götürdü. İlk gruptaki kadınlar çok farklı tercihler yapmışlardı. Düşünmeden yanıt verenlerin %95'i ya Monet'i ya da Van Gogh'u seçti. Tercihleri içgüdüsel olarak güzel sanattan yanaydı. Fakat kararları hakkında düşünen denekler, ilkin tablolar ile komik kedi posterleri arasında neredeyse tam olarak ikiye bölündüler. Fark nereden kaynaklanıyordu? Wilson şöyle yazıyor. Çoğu insan Monet'in tablosuna baktığında genellikle olumlu bir tepki verir. Fakat neden böyle hissettikleri hakkında düşünmeleri istendiğinde akla gelen ve dile getirmesi en kolay olan şey renklerden bazılarının çok hoş olmadığı ve seçilen konunun kuru ot yığını epey sıkıcı olduğu olabilir. Böylece ikinci gruptaki denekler tercihlerini komik kedi posterlerinden yana kullanmışlardır. Zira bu posterler en azından açıklama değirmeni için daha fazla tahıl sunuyordu. Wilson, kadınlarla birkaç hafta sonra hangi gruptakilerin daha iyi karar aldığını anlamak amacıyla görüşmeler yaptı.
Beklendiği gibi düşünmeden yanıt veren grubun üyeleri tercihlerinden çok daha memnunlardı. Kedi posteri seçenlerin %75'i seçimlerinden dolayı pişmanlık duyarken sanat eserini seçtiği için pişmanlık duyan bir kişi bile yoktu. Duygularına kulak veren kadınlar, akıl yürütme güçlerine güvenen kadınlardan çok daha iyi kararlar almışlardı. İnsanlar hangi resmi istedikleri hakkında ne kadar düşünürlerse düşünceleri de o kadar yanlış yönlendirici oluyordu. Kişinin kendini tahlil etmesi öz farkındalığın azalmasına yol açıyordu. Bu mesele yalnızca sandviçe süreceği reçeli seçmek ya da ucuz bir posteri tercih etmek gibi önemsiz kararlar için geçerli değildir. İnsanlar ev almak gibi daha önemli tercihleri hakkında da çok fazla düşünebilirler. Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nde psikolog olan Ep Dijkstra'nın belirttiği gibi, insanlar konut almak için dışarı çıktıklarında genellikle çilek reçeli hatasının bir benzerini kendi verdiği adla ağırlıklandırma hatası yaparlar. İki ev düşünün. Biri şehrin ortasında işe 10 dakika mesafede 3 odalı bir apartman dairesi. Diğeri ise kent dışında işe 45 dakika mesafede olan 5 odalı bir çakma malikane. İnsanlar bu konuda tercih yapmak için çok uzun süre düşüneceklerdir, diyor Dijkstra. Ve çoğu da sonunda büyük olan evi tercih edecektir. Neticede üçüncü bir banyo ya da fazladan bir oda Noel için anneanne ve dede geldiğinde çok önemlidir. Oysa her gün 2 saat yol gitmek o kadar da kötü bir şey değildir. İşin ilginç yanı, insanlar ne kadar düşünürlerse fazladan yer o kadar önemli hale gelir. Kent dışındaki evi bir zorluk haline getirecek şekilde her türlü olasılığı, büyük bir doğum günü partisi, şükran günü yemeği, başka bir çocuk daha düşüneceklerdir. Uzun yol ise giderek daha önemsiz görünecektir. En azından fazlada bir banyonun çekiciliğiyle kıyaslandığında. Fakat Dijkstra'nın de işaret ettiği üzere akıl yürütme geriye doğrudur. Fazladan banyo yılın en azından 362 ya da 363 günü boyunca tamamen füzulidir. Oysa uzun yol bir süre sonra yük haline gelir. Söz gelimi yakın dönemdeki bir araştırmada günde birer saat yol gidip gelen bir insanın kısa yol gidip gelen bir insan da kadar hayattan memnun olabilmesi için %40 daha fazla para kazanması gerekmektedir. Daniel Kahneman ile iktisatçı Alan Krueger'in başını çektiği bir araştırmadaysa, Teksas'ta çalışan 900 kadın işçi yol gidip gelmenin hayatta en zevksiz şey olduğunu ifade etmiştir. Ama bu iç karartıcı istatistiklere rağmen Amerikalı işçilerin neredeyse %20'si günde en az 1,5 saat yol gidip gelmektedir. 3,5 milyonu aşkın Amerikalı her gün en az 3 saatini işe gidip gelmek için harcıyor ve bu alanda en hızlı genişleyen kategori budur. Dijkstra açısından bu insanların tamamı nerede yaşayacaklarını seçerken konuyla ilintili seçenekleri gerektiği gibi tartmadıkları için hayatı kendilerine zindan ediyorlar. Nasıl ki tercihlerini bilinçli şekilde tahlil etmiş olan çilek reçeli denekleri, ağızda dağılabilme özelliği ve kıvamı gibi alakasız etkenler nedeniyle kararlarını değiştirdilerse de aynı şekilde düşünerek ev sahibi olanlar da evin metrekaresi ve banyo sayısı gibi görece önemsiz ayrıntılara odaklanmışlardır. Ölçülebilir gerçekleri düşünmek, akşamın trafiğinde yolda sıkışıp kaldığımızda kendinizi nasıl hissedeceğiniz gibi ileride hissedeceklerimizi düşünmekten daha kolaydır. Müstakbel ev sahipleri her gün arabayla fazladan 1 saat yol gitmek zorunda kalsalar bile kent dışındaki büyük bir evin kendilerini daha mutlu edeceğini düşünmüşlerdi. Ama yanılıyorlardı. Bu zihinsel süreci kendinizle konuşa konuşa yanlış çilek reçelini seçtiğinizde beyninizin içinde olup bitenleri anlamanın en iyi yolu plasebo etkisi araştırmalarına bakmaktır. Plasebo etkisinin aşırı derecede güçlü olduğu uzun zamandır kabul edilmektedir. İnsanların yaklaşık %35 ila 75'i arasında değişen kesimi drage hap diye şeylerle sahte tıbbi tedavi olduktan sonra kendisini daha iyi hissetmektedir. Bundan birkaç yıl önce Kolombiya Üniversitesi'nde sinir bilimci olan Thor Wegger, plaseboların neden bu kadar etkili olduğunu araştırmıştı. Deney korkunç derecede sadeydi. fMRI cihazına bağlı üniversite öğrencilerine elektrik vermişti. Denekler en azından üniversite öğrencisi standartlarına göre iyi para almışlardı. Ardından deneklerin yarısına ağrı giderici olduğu söylenen bir krem verilmişti. Kremin
analjezik özellikleri olmasına karşın topu topu bir el kremiydi. Sahte krem verilen denekler elektrik şokunun ağrısının önemli ölçüde azaldığını söylemişlerdi. Plasebo etkisi acılarını hafifletmişti. Wagner ardından bu psikolojik süreci kontrol eden beyin bölgelerini izlemiş ve plasebo etkisinin tümüyle prefrontal kortekse, yani düşünümlü, planlı düşünme merkezine bağlı olduğunu keşfetmişti. İnsanlara ağrı kesici krem aldıkları söylendiğinde, frontal lobları normalde ağrıya yanıt veren insula gibi duygusal beyin bölgelerinin faaliyetlerine ket vurarak yanıt veriyordu. İnsanlar daha az acı çekmeyi umduklarından, neticede daha az acı çekmiş oluyorlardı. Tahminleri kendi kendini kanıtlayıcı kehanetlere dönüşüyordu. Plasebo etkisi, insanın kendi kendine yardım etmesi için güçlü bir kaynaktır. Prefrontal korteksin en temel beden sinyallerini bile yönlendirme gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Bu beyin bölgesi, daha az ağrı hissetmek için nedenler ürettiğinde, kremin ağrı kesici olması beklenir. Bu nedenler, insanın dikkatini başka yöne çeken güçlü etkenlere dönüşmektedir. Maalesef acıyı geçici olarak hafifletmekten sorumlu olan beyin bölgelerinin, günlük hayatta aldığımız birçok kararda bizi yanlış yönlendirmek gibi bir özelliği de vardır. Prefrontal korteks acı sinyallerini kapatabilir ama bir insanın daha iyi resmi seçebilmesini sağlayacak hislerini görmezden gelmesine de neden olabilir. Bu tür durumlarda bilinçli düşünceler iyi karar almasına engel olur. Örneğin şu küçük ama zekice deneye bakalım. Stanford'da da nöroistatistikçi olan Baba Shiv, bir grup insana güya kendilerini daha zinde ve enerjik hissetmelerini sağlayacak bir enerji içeceği olan Sobe Adrenalin Rush verir. İçeceğin içinde güçlü bir şeker mayası ile kafein vardı ve şişenin üstünde yazılanlara bakılırsa içenlere üstün işlevsellik kazandırıyordu. Katılımcılardan bir kısmı içeceğin tam fiyatını öderken diğer kısmına indirim yapılmıştı. Ürünü içtikten sonra katılımcılardan birkaç bulmaca çözmeleri istenmişti. Shiv, indirimli fiyat ödeyenlerin tam fiyat ödeyenlerden ortalama %30 daha az bulmaca çözdüğünü gördü. Denekler, bütün içecekler aynı olmasına karşın indirimdeki ürünün çok daha güçsüz olduğuna emindiler. Belki elde ettiğimiz sonuç bir tesadüf olabilir diye deneyi tekrar tekrar yaptık, diyor Shiv. Ama her seferinde de aynı sonuçları elde ettik. Ucuz enerji içeceği neden daha etkisizdi? Shiv'e göre tüketicilerde bir tür plasebo etkisi görünmekteydi. Ucuz ürünleri daha az etkili olmasını beklendiklerinden, ürün daha pahalı olan ürünle aynı bile olsa genellikle etkisi daha az olmaktadır. İşte bu nedenle markalı aspirinler markasız aspirinlerden daha iyi sonuç vermektedir. Ve yine aynı nedenle Coca-Cola'nın tadı diğer ucuz kolaların tadından daha iyidir. Oysa gözü kapalı test yapıldığında çoğu tüketici arasındaki farkı söyleyemez. Dünya hakkında böyle genel görüşlere sahibiz. Mesela ucuz ürünlerin kalitesi düşüktür ve bu görsel belirli ürünler hakkında somut beklentilere dönüşmektedir, diyor Shiv. Sonra bu beklentiler harekete geçtiğinde davranışlarımızı gerçekten etkilemeye başlamaktadır. Akılcı beyin gerçeklik algımızı çarpıtır ve böylece alternatif düzgün şekilde değerlendirme yeteneğimiz kaybolur. Duygusal beyinlerimizin yarattığı güvenilir görüşlere kulak vermek yerine kendi yanlış varsayımlarımızın peşinde koşarız. Caltech ve Stanford'daki araştırmalar kısa süre önce bu tuhaf durumun üzerinde sır perdesini kaldırdılar. Deney bir şarap tatma testi şeklindeydi. 20 kişiye yalnızca fiyatları farklı olan 5 Cabernet Sauvignon şarabı tattırılmıştır. Şişelerin fiyatları 5 dolardan 90 dolara kadar değişiyordu. Denekler 5 şarabın da tadının farklı olduğunu söylemiş olsalar da deneyi yapan araştırmacılar doğruyu söylemiyorlardı. Ortada yalnızca 3 farklı şarap vardı. Bu demektir ki farklı fiyat etiketleri altında tekrar tekrar aynı şaraplar tatılmıştı. Örneğin ilk verilen şarap ucuz bir Kaliforniya Cabernet şarabıydı. Hem 5 dolarlık bir şarap olarak gerçek satış fiyatı hem de %900'lük bir zamla 45 dolarlık bir şarap olarak etiketlenmişti. Kırmızı şarapların hepsi fMRI cihazına bağlı olan her denek tarafından tadılmıştı. Beklendiği üzere denekler istikrarlı bir şekilde en pahalı şarapların tadının daha iyi olduğu yanıtını vermişlerdi. 90 dolarlık şişeyi 10 dolarlık şişeye tercih etmişler
45 dolarlık Cabernet şarabının 5 dolarlık köpek öldürenden daha iyi olduğunu söylemişlerdir. Denekler, şarap testi sırasında bir fMRI cihazına bağlı olduklarından içkiler plastik borular aracılığıyla yudumlanıyordu. Araştırmacılar deneklerin beyinlerindeki farklı şaraplara verdikleri yanıtları görebiliyorlardı. Deney sırasında çeşitli beyin bölgeleri harekete geçirilmiş olsa da yalnızca tek bir beyin bölgesi şarabın kendisinden ziyade şarabın fiyatına yanıt vermiş görünüyordu. Prefrontal korteks. Genel anlamda konuşacak olursak daha pahalı içecekler prefrontal korteksin belli bölümlerini daha fazla uyarıyordu. Araştırmacılar bu beyin bölgesinin faaliyetinin şarap tadanların tercihlerini değiştirdiğini savunuyordu. Böylece 90 dolarlık Cabernet'in tadının 35 dolarlık Cabernet'in tadından daha iyi olduğu düşünülüyordu. Oysa ikisi aynı şaraptı. Elbette deneklerin şarap tercihleri mantıksızcaydı. Akılcı bireyler olarak hareket etmek yerine mümkün olan en düşük fiyat en büyük yararı elde etmek, aynı ürün için daha fazla para harcamaya tercih ediyorlardı. Araştırmacılar deneyi Stanford Üniversitesi Şarap Kulübü üyeleriyle tekrarladıklarında da benzer sonuçlar elde etmişlerdi. Markalarının gizlendiği bu testte sahte fiyat etiketleri bu yarı uzmanları da yanlış yönlendirmişti. Deneyin başındaki kişi olan Kaltekli Nero iktisatçı Antonio Ragel'in ifade ettiği gibi, beklentilerimizin ne kadar büyük olduğunu fark etmeyiz. Duygularımız gerçekten de deneyimlerimizi her yönüyle değiştirebilir. Eğer beklentilerimiz yanlış varsayımlara dayalıysa, daha pahalı şarapların tadının daha iyi olduğu gibi fevkalade yanlış yönlendirici olabilir. Bu deneyler birçok durumda satın aldığımız ürün hakkında daha az şey bilerek daha iyi tüketici kararlar alabileceğimizi gösteriyor. Bir dükkana girdiğimizde bilgi yağmuruna tutulursunuz. Çok basit görünen alışverişler bile çabucak bilişsel bir çıkmaza dönüşebilir. Reçel kısmına bakın. Raflara bakmak aklınıza pek çok soru getirebilir. Topaksız olan çilek reçelini mi almalısınız yoksa daha az şekerli olanı mı? Ortalama bir süpermarkette 200 çeşit reçel ve marmelat vardır. Akılcı karar alma modelleri en iyi ürünü bulmak için tüm bu bilgileri hesaba katmak, farklı markaları dikkatlice tahlil etmek gerektiğini öne sürüyorlar. Başka bir deyişle bir insan reçel seçerken prefrontal korteks ile seçim yapmalıdır. Ama bu yöntem geri tepebilir. Süpermarkette düşünerek çok fazla zaman harcadığımızda oyuna gelip yanlış nedenlerle yanlış şeyleri seçebiliriz. İşte bu nedenle Consumer Report'tan Robert Parker'a kadar en iyi eleştirmenler karşılaştırmaları her zaman diğer bütün etkenleri sıfırlayarak yapmak gerektiğinde ısrar ederler. Kararları baltalayan aldatıcı düşüncelerden kaçınmak isterler. Prefrontal korteks, reçel, enerji içeceği ya da şarap seçme konusunda iyi değildir. Bu tür kararlar golf vuruşu gibidir. En iyisi kararını otomatik olarak veren duygusal beyne başvurmaktır. Alışveriş konusundaki bu akıl dışı yaklaşım bize çok para kazandırabilir. Rangel ve meslektaşları beyin görüntüleme deneylerini tamamladıktan sonra deneklerden 5 farklı şarabı tekrar tatmaları istenmiştir. Ama bu sefer herhangi bir fiyat bilgisi vermemişlerdir. Denekler daha biraz önce 90 dolarlık şarabı en güzel şarap diye nitelendirmişken şimdi tercihlerini tümüyle değiştirmişlerdir. Tatma işlemi marka ve etiket gizlenerek gerçekleştirildiğinde denekler artık prefrontal korteks tarafından yönlendirilmediğinde en ucuz şarap en yüksek puanı almıştı. Çok kaliteli değildi ama tadı en iyisiydi.